Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Silivri cezaevinde ziyaret ettiği 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un PKK ile genel af kapsamına sokulacağı ama hapiste çürürüm dediği öğrenildi. Devam eden yargı süreci hakkında da Bahçeli'ye bilgi veren Başbuğ, bu davada kendisinin değil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alındığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. Takdir yüce Türk milletinindir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Silivri'de 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ziyaret etti. Cezaevinde gerçekleşen ziyarette Başbuğ'un Öcalan'la görüşmeleri değerlendirdiği öğrenildi. Başbuğ'un genel af söylemlerine de karşı çıktığı ifade edildi. En çok zoruma giden bu. PKK ile birlikte bir genel aftan bahsedildiğini duyuyoruz. Aynı kefeye konulacağımıza hapiste çürümeyi tercih ederim. Takdir yüce Türk milletinindir. Silivri'de adil bir yargılamanın yapılmadığını vurgulayan Başbuğ, Bahçeli'ye vicdanları rahatlatacak bir karar beklemediğini ve duruşmalar izlendiği takdirde bu durumun görülebileceğini söyledi. Silivri'de gerçekleşen ziyarette 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, devam eden yargı süreci hakkında da Bahçeli'ye bilgi verdi. Başbuğ suçsuz olduğunu ve bu nedenle son derece rahat olduğunu söyledi. Yasa dışı hiçbir örgütlenmenin içinde olmadığının altını çizen Başbuğ, davada kendisinin değil TSK'nın hedef alındığının altını çizdi. 20 yıldır asker olarak her kademede terörle mücadele ettiğini belirten Başbuğ, terör örgütü iddiasıyla yargılanmanın bile kendisini çok üzdüğünü söyledi.